Merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir program yapacağız. Rakı konuşacağız ve her konuda olduğu gibi uzmanını getirdik. Distile içkiler ve şarap uzmanı Ayça Budak'la beraberiz. Merhaba efendim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Çok mutluyuz geldiğiniz için. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Bu konuyu sorabileceğiniz bir kişi varmış bütün Türkiye'de. Yok onu, canım estağfurullah. Vallahi. Ayça Hanım'ın yanında bildiğiniz gibi Mustafa Seven ve Mustafa Seven'in karşısında dünyanın en iyi insanlarından biri olan Melih Kajenikdigil. Ve benim yanımda dünyanın diğer bir iyi insanlarından Mina Ekeman. Kendisi herhangi bir şeyin uzmanı değil. Değil. İyi mi içer? O yüzden mi burada aramızda? Genç kuşağı da aramızda temsilen bulunuyor. Klasik sorumla başlamak zorundayım Mustafa, kusura bakma. Önce şunu söyleyelim. Bu programı gastronomi serisinden ayrı çekiyoruz. Evet. Çünkü gerçekten... Etrafta Sinan Büdeyli'yi görüyor musun? Evet. İlk defa bir programda bilgi vermek istedik. O yüzden Sinan'la yapmıyoruz. Bu bizim için ciddi bir konu ve dolayısıyla bilgi almak istiyoruz. Peki. Dolayısıyla ben Ayça Hanım'la konuşacağım ama siz de masada oturabilirsiniz. Teşekkürler. Ayça Hanım, rakı nedir? Efendim, rakı bu toprakların en eski içkilerinden bir tanesi diyebiliriz. Temel olarak distile içkilerin de, yani damıtılmış içkilerin de en eskilerinden bir tanesi diyebiliriz. Ama siz böyle derseniz ben öbür soruyu sorarım. Hangisi? Distile içki nedir? Çok eskiden başlamam gerekecek toz bulutu kısmından. Biliyorsunuz alkollü içkilerin temeli aslında bire ve şaraba dayanıyor. Eğer bir fermente edilmiş içkiniz yoksa, şarabınız ya da biranız yoksa damıtılmış bir içki yapamazsınız. Bilmediğim bir şey öğrendim. Ya rakı aslında şarapmış. Hocam bize bilgi ver diyenlere işte buyurun size bilgi. Rakının aslında eski adı Arak. Bugün hala Levan ülkelerinde Arak adıyla anılan bir içki var. Bizde de rakı sözcüğünün kullanımı 1800'ler civarına denk geliyor aslında. Öncesi aslında arak. Araki filan. Arak zaten Arapçada terlemek anlamında kullanılıyor. Yani hani o imbikte buharlaşmaya başlıyor ve böyle damla damla en son çıkıyor ya, onların hepsi bu terlemek hikayesinden geliyor. O distilasyonun adı araka dönüşmüş. Hmm. Sonra da rakı denmeye başlamış. Bir şey soracağım. Bu rakı bizim muhabbeti vardır ya, Türklerin mi rakı aslında? Bu toprakların yani. Desek çok daha doğru. Osmanlı coğrafyasını düşünmek lazım. Arap Yarımadası, Kafkasya, bütün Anadolu, Dolu, Trakya, Rumeli, oraların da Osmanlı coğrafyasının içinde olduğunu düşünürseniz sadece Türklerindir demek değil, aslında bu coğrafyada yaşayan herkesin demek çok daha doğru. Peki mesela uzo içtim. Hı-hı. Çok daha değişik o. Ya o da rakı mı? O da rakı. Tabii ki de temelde o da rakı. Ama üretim metotlarımız açısından küçük farklılıklarımız var. Bizim kodeksimizde, bizim kanunumuzda, rakının bir kanunu var. Tanımda diyor ki üzüm kullanacaksın, anason kullanacaksın, en az %40 alkollü yapacaksın gibi kurallar bizde varken orası birazcık daha geniş açılı yaklaşıyor. Bunun internasyonel bir sertifikası var mı? Yani rakı demek için bu olması lazım. Biz kanunla koruyoruz. Türkiye'de rakının kanunu var. Gıda kodeksinin içinde de geçiyor. Artı coğrafi işaret de var. Avrupa buna daha soğuk galiba, öyle mi? Rakı tüketimi var ama ağırlıklı olarak Türklerin yaşadıkları yerde. Rakı bizim için böyle oturup sofrasını kurup uzun uza diye içilecek, ne bileyim, birçok şeyi paylaştığımız bir sofra ya. Bunun benzerini mesela İspanyollar ya da İtalyanlar şarapla kuruyorlar. Ama sunum açısından ve tüketim açısından bize en yakın olanlar Yunan ve Levan ülkeleri. Anason tadını onlara yaklaştırabilmek için kokteyl hikayesini kullanmak lazım birazcık. Cinle kokteyl yapıp içebiliyorlar mesela. Yani aromatik içkileri aslında uzak değiller. Rakıyla kokteyl yapılabilir mi? Yapılabilir tabii ki de. Genel olarak rakının ne olduğunu anladık galiba. Daha devamı vardır kesin. Yani şöyle anlatayım aslında. Biraz yapımını anlatırsam belki çok daha kolay olur. Rakı yaparken en az %65'i üzüm olmak zorunda. Kuru üzüm kullanabilirim ya da yaş üzüm kullanabilirim. Bunlar elbette ki finaldeki rakının aromatik yapısını değiştiriyor. Yani her rakı aynı değildir. Bunların yemek uyumları da değişecektir. Meze gerçekten uyumları da değişecektir. Ben anlamıyorum mesela onu. Var mı öyle bir şey? Yani? Hepsini yan yana tattırmam lazım ki size. Profesyonel bir tadım yaptırmam lazım ki. Yapalım. O zaman bunu çok net olarak ayırt edebilirsiniz. Herkes anlayabiliyor mu peki? Yani burnunda problem olmayan, rahat koku alabilen, deviyasyon sorunu olmayan insanlar elbette ki bunu ayırt edebilirler. Mustafa, sen ayırt edebiliyor musun mesela? Neyi? Konumuz rakı. Sen anlıyor musun Mustafa bu? Anlıyorum tabii. Rakı, yani Türk rakısı dediğimiz şey öncelikle üzüm bazlı olmak zorunda. Üzüm dışındaki ham maddelerden üretilmiş alkol katabilirsiniz. Bu da %35'tir oranı. Şeker pancarı alkolü olabilir, buğday alkolü olabilir, arpa alkolü olabilir, fark etmez. Yani mutlaka bu ham maddeniz olacak bir kere. Üzümden fermentasyonda bir şey elde ettim, alkol. Sonra bunu en yüksek alkole getiriyorum. 5000 litrelik imbiklere %94,5'luk alkolünüzü, anasonunuzu ve suyunuzu eklersiniz. Onu tekrar damıtırsınız. Böylece artık rakıya doğru dönüşmeye başlar. O anason hani bildiğimiz karakterine doğru dönüşmeye başlar. %80 civarında alkollü damıtılmış bir şey elde edersiniz. Bu çok sert bir şey olur. Bu çok sert. Bu aşamada içmek, yutmak falan zordur. Bunu bu sefer suyla söndürüyorsunuz. Rakının ortalama alkolü %45'tir ya. %45'e kadar su ekliyoruz. Söndürmek dediğine bakmayın. Sulandırmak. Seyreltmek aslında. Şimdi benim en iyi yaptığım iştir. Çok iyi sulandırırım. Şey soracağım. Şarapta mesela şey var ya, adam içiyor.
toprağını biliyor. İşte atıyorum. Ben anlamam şaraptan ama üzüm kalitesi çok fark ettiriyor. Üzümün cinsi de fark ettiriyor. Cinsi, yetiştiği toprak. Rakıda da bu kadar etkili mi o? Ve ekleyeyim, bu kadar işlemden sonra da o fark hala ağırlığını koruyor mu? Koruyor. Mesela biz eğer üzüm dışındaki ham maddelerden alkol yaparsak onu %96'ya kadar damıtıyoruz. Ama üzümden yaptığınız zaman karakteri kaybolmasın diye %94,5'a kadar sınırlandırılmış. Hmm. Biz üzümü korumak istemişiz aslında. Şarap degüstatörü hep duyuyorum ama rakı degüstatörü diye bir şey var mı? Yok. Çünkü bugüne kadar aslında bu iş üzerine çok da fazla eğililmemiş. Biz hep rakının mezesine takılmışız. İki kere mi kadehi tokuşturalım, üç kere mi tokuşturalım'a takılmışız. Pek böyle bilim tarafına fazlaca eğilmemişiz. Ama şimdi piyasada böyle yavaş yavaş ortaya çıkan işte craft rakılar diye tabir edilen rakılar işin bilimsel tarafına doğru eğildiği için degüstatörlerin aslında yeni yeni ortaya çıkmaya başlayabileceği dönemin başındayız diyebiliriz aslında. Siz onlardan aslında biri misiniz mesela? Olmaya çalışıyorum diyelim efendim mütevazilikle. Yani Ayşe değilse kimse değil, öyle söyleyeyim sana. Yok yok, olur ama mu canım? Ama şaraptaki o geniş yelpaze, ikisinin de üzüm bazlı olduğu düşünülürse rakıda da oluşturulamaz mı? Yani çok oluşturulabilir tabii özel ki. Özel bölgelerin üzümlerinden. Zaten ona gelelim. Craft rakı dediğiniz nedir? Efendim craft biliyorsunuz sözcük anlamı olarak aslında böyle el işleri, elle yapılan, ince işlenen şeylere craft diyoruz aslında. Alkollü içkilerde craft'ın kullanılmaya başladığı yer birazcık daha böyle cin, bira gibi yerlerde bunları görüyoruz. Rakı da aslında cin gibi aromatize bir içki olduğu için rakıda da yaptığınız her şey aslında sonuçta size bir farklılık yaratmak zorunda. Craft yaptığınız zaman mutlaka bir inceliği olması lazım. Bir de Türkiye'de bunu yapmak çok zor. Kanunla korunuyor dedik. Sadece üzüm kullanabilirsin. Sadece Pimpinella Anisum kullanabilirsin. Pimpinella Anisum. O ne? Nedir? Bir yıldız anason var Çin'den gelen. Evet. Bir de bu maydanoz gillerden olan bir bitki var. Pimpinella Anisum. Yıldız anason bizde yetişmiyor. Çok güzel böyle beyaz çiçekleri olan bir bitki. Maydanoz gillerden. Dereotu da aynı familya. Kişniş de aynı familya. Rezene de aynı familya. Ve işte o anason bizim rakıda kullanabileceğimiz tek anason. Yani anason kullanıyoruz deyip yıldız anason da kullanamayız. Yağ da kullanamayız anason yağı. Anason aroması da kullanabiliriz. Peki o zaman craftlığı nasıl sağlıyorsunuz? İşte çok zor. Yaratıcı olmak zaten çok zor. İşte diyor ki rakıyı distile edeceğiniz süre 48 saattir diyor mesela. Eğer ben bu süreyi birazcık daha uzatırsam mesela tatta bir farklılık yaratmama sebep oluyor. Ne gibi? Bütün distile içkilerde ama rakıda da aynı şekilde. Bakırla daha uzun süre temas içkiyi birazcık daha yumuşatıyor. Sadeleştiriyor. Hal böyle olduğu viskide zaman... Viskide de benzer bir durum yok mu? Var. Fıçı da bekletiyorlar. Evet. Sadeleştiriyor bakır. Bakır aslında alkollü içkilerdeki defektif kokuları toplar. Hatalı. Bizde de kanun bakır imbik olarak tanımlanmış. Yani dışı çelikse bile içi bakır olmak zorunda. O da etki ediyor tada. Çok etki ediyor. Mesela siz distilasyon süresiyle bunu değiştirebilirsiniz. Kullanabileceğiniz anason miktarı bunu değiştirebilirsiniz. Fıçıda dinlendirebilirsin. En az bir ay dinlendirebilirsin demiş mesela. O dinlendirmede ne oluyor tam olarak? Rakı ilk üretildiği zaman çok havalı bir şey var onu söyleyeyim. Kloştan ilk akmaya başladığı zaman onu alıp içtiğiniz zaman %80 alkollü. Sulandırdım %45'e indirdim diyelim ki hala çok sert. Bir ay dinlendiği zaman alkol yumuşamaya başlıyor. Bunu isterseniz çelik tankta yapabilirsiniz. Dinlendirme kısmını. İsterseniz de fıçıda yapabilirsiniz. Hedef lezzet mi? Başka sebeplerden dolayı mı bu kadar çok kesin kurallara tabi? Korumak ve farklılık yaratmak. İkisi birbiriyle çelişiyor ya onu diyorum. Evet. Yani şöyle bir şey var ama. Şimdi bu kanunun çıkartıldığı zaman aslında özel sektör yok. Tekel var. Dolayısıyla da onlar üretirken aslında birazcık çiftçiyi korumak istemişler. Hmm. Üzümün devamlılığını sağlamak istemişler. Yani rakı olmazsa anasonu nerede kullanacaksınız ki başka? Anason çayı bir yere kadar üretirsiniz. Rakı olursa anasonu korursunuz. Rakı olursa üzümü korursunuz. Rakı olursa konu tamamen duygusal olmuş yani Mustafa. Hayır. Karakteri aslında iyiymiş. Evet. Biz çocukken, biz gençken çok kolaydı rakı almak. Gidiyordun rakı alıyordun çünkü tekel vardı hatırlarsın. Evet. Şimdi bayağı bir seçenek var. Çok. Mesela ben hakikaten zorlanırım alırken şimdi. Ne yapalım? Denemeden anlamak, hangi rakıyı sevdiğinizi bulmak çok kolay olmayabilir. Ya bütün kuru üzüm rakıları serttir diyemeyiz. Herkes yani kendi damak tadına göre evet, aslında. Evet. Zaten rakı içilirken sulandırılabilen ve alkolü sertliği kişiye göre ayarlanabilen bir içki. Birebir sulandırırsanız altın ayar diye tabir edilen yere gelirsiniz. %45'lik bir rakıyı birebir sulandırırsanız 22,5'a iner. Niye? Niye? İkiye böldük. Felsefe okuyor ya, matematiği ha, çok iyi. Pardon, tamam. Diyelim ki bir birim rakı koydun evet, ama iki birim su koydun. O zaman çok daha yumuşak bir rakı elde ediyorsun zaten. Yani evet. O ayıp değil mi? Ben de onu soracaktım. Yani ulan ne biçim delikanlısın diyorlar. Hani çok su koyduğun zaman falan. Halbuki benim o gelişmiş damak lezzetim bunu bana söylüyor değil mi? Çok ayıplanacak bir durum yok. Yani bu kişisel bir tercih evet, aslında. Yani nasıl istiyorsanız öyle içiyor olmanız rakı. Sek içenler de var şimdi. Hani onlar da isyan ediyorlar ben böyle altın ayar falan anlattığım zaman. Ama sek de içebilirsiniz rakıyı. Biz buraya oturduk mesela. Hepimiz
herkes sulandırdık. Mustafa geldi, sek içti. Şimdi bir hiyerarşi farkı çat oluyor çat gibi oldu. Var mı öyle bir şey? Yok ya, öyle buna bir izin şey veremeyiz. Yani evet, sek içmek sek içmek böyle çok havalı görünen bir şey. Şey bile güzel. Sek. Ya bu kadar uğraşmayıp mesela direkt şey yapabiliriz. Ya Ayça, sen nasıl içiyorsun? Biz de yani öyle sen içelim. Alıp sonra herkese onu satacağım ben. Ben altın ayar seviyorum. Ben altın ayar seviyorum içerken. Rakıyı içerken eklediğimiz su kısmı çok önemli. Ama rakıyı yaparken kullandığımız su aslında artık önemsiz. Çünkü bir kanun çıkmış. Su demineralize edilecek. Yani minerallerinden ayrılacak. Saf su mu yani? Saf su kullanılıyor. Aa, dolayısıyla da suyu. Çorlu'nun suyunu kullandım. Gediz'in suyunu kullandım filan. Aha. Onlar çok anlamlı şeyler değil artık. Peki şeyde kaldık. Gittik alamıyoruz hala ya. Nasıl rakı seviyorsun diye sormam lazım. Ya ben daha yumuşak. Mesela şöyle söyleyeyim. Yaş üzümden üretilmiş rakılar genellikle çok daha yumuşak olur. Ben tatlı ve yumuşak. Rakının tatlılığını veren şey de içinde kullanılan anason miktarıdır. O zaman sen yüksek anasonlu bir rakı alacaksın. O yazıyor mu peki? Yazmıyor. O zaman ama genellikle alkolü yüksek olan rakılarda dengeyi kurabilmek için daha yüksek anason katılır. Ha. Anasonu yüksek olan rakılar genellikle çok daha iyi beyazlarlar. Birebir oranda su kattığında daha böyle ayran beyazı, süt beyazına doğru döner. Craft rakı içtin mi? Bilmiyorum. Craft rakı içtim. En güzel tarafı ne biliyor musun? Custom. Ağzına göre ayarlayabiliyorsun. Nasıl? Yani biraz daha su koyuyorsun, biraz daha az öyle koyuyorsun mi vesaire. Kendin... Aslında bütün rakılar öyle. Zaten o da craft rakı bu arada. Şunu anlayalım, şu net olmadı. Craft rakı nedir? O kadar yaratıcı ve beklemediğimiz bir yerden vurdun ki. Hala anlaşılmadı. Neymiş ki, söyle bakalım. Biraz daha farklı. Çok klasik rakı tarifinin sen... sınırlarını zorlayan, anasonunu, alkolünü, üzümünü farklı şöyle, entegre eden, kurgulayan. Bravo, ben, tebrik evet, ederim. Teşekkür ederim. Tebrik genç ederim. Olduğum için hızlı. Eziliyorum. Oo, genç olduğum yani için yani şöyle uzman. Bir tanımı var ya, o tanımın içinde kalıp ince farklılıklar yaratabildiğin yer aslında. 48 saat denenen distilasyonu uzatmak. Anasonunu özel bir yerden seçmek. Deneysel aslında. Avantgard yani. Eksperimental. Evet. Zaten çok kısıtlısın. O kısıtın içinde bir şeyler yapmaya çalıştığın için zor. Eğer kullandığın ham maddeyle, üretim metoduyla farklılıklar yaratabiliyorsan o zaman evet ben craft bir şey yaptım diyebilirsin. Şimdi öyle oldu. Ya. Yani... Şimdi oldu. Ama tabii ben bunu deneyerek bileceğim ancak. Evet. Yani denemek, tadım yapmak yan yana en önemlisi. Gittiğimde almaya bilmiyorum. Deniyorum. Ya. Efendim diyorum, bu değil de ben öbür craft diyorum. Ama işte aldın bir tane. 15 gün sonra bir tane daha aldın. O 15 gün önceki data kafada kalıyorsa neye göre mukayese edeceksin? Ben de kalır, hiç merak etme. Sen de kalır da işte. Tadım notu alabilirsiniz efendim. Böyle deftere ama... mi? Bayağı deftere. Bendeki ya hissini yazıyorum değil mi? Ben bunu yumuşak buldum. Mustafa'nınki hep şey, bugün rakı içtim, bugün rakı içtim. Ya aslında şöyle, tadım yaparken işte görünüşünü, burunda ne gibi kokular olduğunu ve damağını yazıyoruz genellikle. Yemekle filan denediysek de hani nelerle iyi gittiğini yazıyor olmak sonraki için ipucu verebilir. Sekken tadım yapmıyoruz çünkü reseptörler uyuşmaya başlıyor yüksek alkolde. İkinci, üçüncü rakının tadını alamazsın hani yan yana tadım yapıyorsan. Sulandırdıktan sonra kokluyorum. Sulandırınca aslında anason kokusu daha fazla açılıyor. Rengi ve aromalar da ortaya çıkıyor. Dinlemiyorsun. Demin söyledi. Demin söyledi. Hayır, rengi mi? De anasondan, hayır, tatlılığı da anasondan, kokusu da anasondan. Anason ana karakteri veren şey. Craft dediğimiz her konuda olduğu gibi herhangi bir gıdayla alakalı uzmanlaşmak isteyen ya da damak tadını geliştirmek isteyen insanlar, etçi de bazı insan önüne gelen et yer, bazısı der ki işte bunu önden şöyle yapın, şöyle yapın falan. Craft aslında ben rakıyı biliyorum, tadını biliyorum, zaten tüketiyorum ama orada biraz daha damağımı özelleştirmek istiyorum. Damağımı daha yukarıya çıkartmak evet istiyorum. Evet. Ya bu şu açıdan güzel bir şey. Standardın dışına çıkıp rakıyı geliştirebilmek için güzel bir şey. Yani rakının aslında nesiller boyu devam edebilmesi için gerekli olan bir şey. Bu yenilikleri yapmak, daha craft'a doğru kaymak, farklı teknikler bulabilmek bence o yüzden önemli. Anasonun sürdürülebilirliği için de bu lazım. Mesela anasonu kaybolmuş bölgeler var. Çeşmenin anasonu aslında eskiden çok meşhurmuş. O anasonu tekrar geri döndürmek de aslında, bunun için çaba harcamak da craft'ın bir parçası olabilecek bir şey. Gerçekten Çeşme'den aldığım bir anasonu kullanmak önemli. E peki bu daha devam edebilir mi şimdi? Yani bu draft konusu... Craft konusu. Bu işin gelişmesinin önü açık mı peki? Biz 5 sene sonra rakıyla ilgili bir şey konuşurken başka bir... Bir draft rakıyı konuşabilecek misiniz? Eyvah. Arkadaş, program yapma imkanı yok bu insanlarla. Bambaşka şeyleri konuşabileceğimizi düşünüyorum ben. Kural böyle kaldığı müddetçe, bunları kullanabilirsin kuralı böyle kaldığı müddetçe. Diyorum ya, içeride aslında o küçük imbiklerle 100 küsur tane reçete deneniyor. O yüzden bunun üzerine 5 sene sonra belki 500 tane reçete denenmiş olacak. Bir de mandalinayı üretim prosesine sokalım. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak gibi şeyler oluyor mu? Şöyle, %35'lik kısmı diğer ham maddelerden alkol yapabilirsin. Yani tamam, mesela duttan ürettiğin bir alkolü oraya koy.
koymak ki rakının tarihinde duttan da aslında rakı yapmak var. İncirden rakı yapmak var. O %35'lik kısmı duttan kullanabilirsin, incirden kullanabilirsin. Mandalina'dan da kullanabilirsin. Ya dut gibi oldu. Sanladım o yüzden yani. O %35'lik ara var ya, orası hala kullanılabilir bir yer. Ama şu an rakının içinde kullanmasak da kokteyllerde kullanabiliyoruz mesela. Ah kokteyl. Ben içmedim ama ya galiba rakı ben kokteyli. Ben rakıya zor alışıyorum veya rakıda biraz zorluk yaşıyorum. Çünkü rakı uzun sürüyor. Öncesi var, oturuyorsun. Acelen var yemekler galiba. Yemekler geliyor. Hemen yavaş yavaş. Çünkü anında yemeği bitirip kalkmak isteyen biri olduğum için zor oluyor. Nereden geliyor o yavaşlık? Yüksek alkollü bir içki olduğu için aslında daha yavaş içmen önerilen bir şey. Her zaman yanında böyle doyacak kadar değil ama küçük küçük bir şeyler atıştırman da doğru olan bir şey. Hani böyle rakının adabı falan deyip ortalığı germek istemiyorum. Öyle bir şey yok. Ama mesela işte aç karnına içilmesini çok önermeyiz. Ama rakının mezelerine baktığın zaman doymak için yapılan şeyler değil. Her zaman sofrada paylaşımlık vardır. O yüzden yani mezeler hep ortaya gelir. Aslında bizim meze soframız biraz bu İspanyolların tapası gibi düşünebilirsiniz yani. Ben hayatımın hangi devresinde başka içkileri değil de rakıya yönlendim bilmiyorum. Sosyal bir ortamda tabii, İstanbul'da tabii. Her zaman vardı. Yani ben kendim bildim bile rakı içerim. Biraz da aslında erkek kültüründe o var ya hani beraber rakı içmek o ama artık kırılıyor mu değişiyor? Niye? Kırılıyor. Özellikle de var. Evet yani büyük şehirlerde tabii ki çok daha kolay kırılıyor böyle şeyler. Rakıyı erkekler içer, kadın varsa şarap içmelidir gibi bir dünya yok. Kadınlar da rakı içer. Tercihleri İçiyorlar farklı olabilir. Zaten. Evet görüyoruz gencecik. Ve nasıl içmesi gerektiğini de biliyor bu arada. Yanına neleri koyması gerektiğini ve güzel fikirleri biliyor de var hani böyle kokteyl olsun ama. Falan gibi. Evet. Dolayısıyla seviyorum. Bence rakı müziğiyle, sofrasıyla, muhabbetiyle doğal olarak seçiyoruz gibi geliyor bana. İçinde su olduğu için ya yani bilmiyorum ne kadar doğru. Ertesi gün çok daha rahat ettiriyor. Ha, yani şarap doğru şarap mu? Bitiriyor ama rakıyı böyle abartmadığı müddetçe güzel bir noktaya değindim. Alkollü içki tüketirken biz içtiğiniz alkolün iki katı kadar su tüketin deriz. Hangi alkol türü olursa olsun fark etmez. Aslında şarapta da onu yapmak vücuttan lazım. Vücuttan atabilmek için. Tabii dehidrasyona sebep oluyor. Rakıda hem içine su kattığın için katmasan bile yanında mutlaka suyu tükettiğin için suyun işlevi aslında rakıyı bedende seyretmek. Rakı mesela başka yüksek alkollü içkilere göre karşılaştırdığında sofrası olan tek yüksek alkollü içki. Hmm. Rakıyı sulandırıyorsun. Sen sulandırdığında 45 alkolü 22,5'a düşürüyorsun. Birebir olduğunda. Evet. Yanına da suyu içtiğinde bir yudumda eşit miktarda su aldın farkında olarak olmayarak. 11-12'ler civarına düştü. Ne yaptın sen? Şarap alkolünü indirdin zaten bunu. O yüzden mezelerle içilebilen bir şey bu aslında. Sofrada olabilen bir şey. Ama yavaş içmek daha doğru. Adap demeyeceğim. Daha doğru. Ben de sevmiyorum o sözü. O yüzden. 2000'lerin başında barlarda böyle ağır abiler su da olmadan tek bardakla gözükmek istiyorlardı. Bir bar kültürü haline de gelmişti bir dönem. Şu duruş değil mi? Evet. Leblebi vardır bir de değil mi? Evet. Ya bunlar mesela devam ediyor mu hala? Ya şöyle bir kokteyl içtiğin zaman da bir yerde şarap içtiğin zaman da yanına çok basit de olsa bir atıştırmalık koyuyorlar. Rakının da var çok geleneksel bir atıştırmalık. Leblebi. Bir leblebi bir beyaz peynirle aslında meze olayını çözebiliyorsun. Yani meze hazırlamak zorunda değilim. Leblebim var. İster sarı leblebi olabilir ister beyaz leblebi olabilir. Hani öyle bir kanun kural yok. Beyaz peynir en klasik olduğu için ezine beyaz peyniri diyoruz ama malkara esi kaşarı da çok iyi gidebilir. Divli obruk tulumu da çok iyi gidebilir. Ama her konuda bu kadar ya. Bunu sormam lazım. Şu nedir? Peynir. Peki yani yanına o mu gidiyor? Yani aslında yanına tuzlu mu gidiyor bunun? Çok şey gidiyor yanına. Tuzlu gidiyor, yağlı gidiyor, ekşi gidiyor. Tatlı da gidebilir bazı durumlarda. Eşlikçisi. Ya onu diyecektim. Siz mesela bunu bu kadar araştırırken lan baklavayla nasıl oluyor diye mesela düşünüp. Tabii denedik. Cevabını ama söyleme. Siz de deneyeceksiniz. Merak etsinler. Bir şey soracağım. Siz bunu laboratuvarda mı deniyorsunuz? Laboratuvar burası. Damağımız. Hayır yani denerken şunu yapıyor musunuz yani peynir de? Hayır. Sadece hayır. Rakı. Şöyle yapıyoruz. Rakı sek, bire bir sulandırılmış, bire iki sulandırılmış, ikiye bir sulandırılmış olarak aynı rakıyı önümüze koyuyoruz. Dört farklı formda koyuyoruz. Klasik eşlikçilerini koyuyoruz yanına. Bir tane balık mezesi olsun tarama. Bir tane patlıcan tuzlu içeren bir şey olsun. Bir tane turşu türü bir şey olsun. Bir tane tatlı türü bir şey olsun filan filan deyip ne deniyoruz. Ne güzel işiniz var sizin. Evet ya. Ama çok zor. Sonlara doğru bayağı zorlaşıyor yani. Her mezeyi rakının her türüyle deniyoruz. Yani sekten 1'e 2, 2'ye 1 sulandırılmışa varana kadar her şeyle deniyorsun. En iyi uyumu hangisinde yakaladığına bakıyorsun. Yani rakı sofrasında oturup da şarap sofrasındaki gibi başlangıçlarla şunu içelim, ara sıcaklarla bunu içelim gibi bir şey yapmak imkansız. Arkasındaki mantığı anlamak için bu denemeyi yapmak önemli. Peki not mu alıyorsunuz? Not alıyoruz evet. Yani bugün rakı içtim değil o not tabii. Evet. Rakı bardağının bir normu var mı? İnceliği bu kadar, uzunluğu bu kadar, genişliği bu kadar. Çünkü o bütün çok güzel bir soru tebrik ederim. Bravo. Bunu sana yemin ediyorum dün akşam yatmadan çalıştım öyle geldim buraya.
Şimdi aslında bizim bu kullandığımız rakı bardakları çok yakın zamanın bardakları. Buzdolabı yaygınlaştıktan sonra her restoran kendi buzunu üretebilmeye başladıktan sonra aslında hayatımıza giren bardaklar bunlar. Çünkü öncesinde kullanılan bardaklar daha ufak. Mesela çay bardağı hikayesi vardı ya. Aslında çay bize çok geç gelmiştir ama rakı 500 yıldır burada. Şey çok havalı değil mi bu ehli keyif? Harika, rakıdan anlamıyorsan bile düşünsene yanında bir tane ehli keyif var. Bir de soğuk bir şey gerçekten içim anlamında da daha lezzetli oluyor benim için. Evet, ben de soğuk severim mesela. Evet. Yani buz atmayı çok sevmediğim için rakıya. Bu tercih bu arada, isteyen buzunu da katabilir. İyi kalite, iyi suyla yapılmış bir buz olduktan sonra sorun ama yok. Ama yine de buz attığın zaman sürekli bir değişim söz konusu olmuyor. %100 katılıyorum. Yani ilk aldığın yudumla son aldığın yudum arasında fark var. O yüzden ehli keyif kullanmak çok güzel bir şey. Orada problem her daim ehli keyfinin buzlukta donuk olması lazım. Unutmayacaksın. Yani şu an rakı içmeye niyetlendim dediğin anda o ehli keyfin orada hazır olması gerekir. Bence nedir de. Ehli keyif? Ya içsen de olur, içmesen de olur diye konuştuğunuz zaman. Aslında bir kasenin içine buz koymuşsun, ortasına da kadehine oturtmuşsun gibi düşün. Sürekli soğuk tutuyor. Soğuk mu içilmesi ehli lazım? Ehli keyif peki? Lazım. Doğru tadı yakalayabilmek için soğuk içmek önemli. Ama buz gibiden bahsetmiyorum. Peki bu eskiyor mu? Yani mesela 7 yıldır dolapta duran rakıyı içebilir misin? Ağzı kapalı ise problem yok, rakı bozulmaz. Ha. Diyelim ki açtın, 2-3 ay boyunca buzdolabının kapağında gene saklaman gerekir. Nasıl başka bir içkiyi de çok sıcakta saklamaman gerekiyorsa, direkt güneş ışığı, direkt spot ışığı ve benzeri olmaması gerekiyorsa, rakıda da aynı şey geçerli. Çünkü içeride doğal bir aromatizan var, anason yağı var. Onun tadını bozabiliyor. Mesela dereotsu kokan rakılar aslında sıcağa maruz kalıp bozulmuş anlamına gelir. Ben felsefesiyle ilgili bir şey soracağım. Buyurun. Türkiye'deki algısı biraz arabesktir ya. Muhabbet, aşk, acısı, hani bunlarla özdeşleşmiş. O neden? Rakının ben sadece bir tek duyguya değil, çok fazla duyguya hitap ettiğini düşünüyorum. Çünkü işin özü paylaşmak her halükarda. İyi haberi de paylaşıyorsun, kötü haberi de paylaşıyorsun. Dertler paylaştıkça. Hayır, bir de rakı hep var. Yani hayatımın her aşamasında, üzüntümde, mutluluğumda gin tonik olmayabiliyor. Ama rakı hep var ya, daha çok şahit oluyor bana. Ya evet, bir de şey iyi değil. Yani arkadaşla gin tonik içmeye gittik değil ama arkadaşla rakı içmeye gittik. Abi. O gin tonik ne biliyor musun? Dışarı çıktın ama içkinin seçeneği yok. Herkes gitti, bir şey ısmarladı kendine, onu içiyor. Ama rakıya gidersin. Beraber içiliyor. Ama evet, öyle bir algı var. Tekil tüketilen içkiler ama daha böyle kümülatif içkiler gibi bir şey var. Kümülatif. Yani şöyle yok, 8 kişi ayrana girdik diye bir şey yok yani. Seni Fatma Yıldırım'la tanıştırmak isterim. Kendisi hayranı olduğumuz bir şefimizdir. Hoş geldiniz Fatma şefim. Bak o gelmiş o. Ama bak. Ama gördün mü şeklini? Üçgen işte. Baba Gannuş falan yok burada. Haydari bilmem ne değil. Bak hepsi bunları şimdi craft rakı ile craft mezeler. Mücver diye görüyorsun ya mesela. Mücver olmuyor bu aslında. Başka bir şey oluyor ama sürprizli. Mücver görünümlü. Hep böyle bir. Görünümlü. Hep bir şeyler. Doğan görünümlü. Bundan size yok. Ya en güzel oraya gitti ama ya. Anlat bize şunları, ne yaptın? Fatma şef sen... merhaba. Merhabalar. Sen yokken draft rakı içtik, affedersin. Bize bugün neler yaptınız? Draft rakıyı anlattığımız için biraz daha yenilikçi mezeler hazırlamaya çalıştım. Hafif midye tavaya benzeyen bir midye mücver var aslında. Karnabaharlı, pancarlı bir kısır var. Yanına ciğer var, yaprak ciğer. Kaymaklı patates var. Onda tamamıyla ev kaymağından yapılmış. Üzerinde de kişniş tohumu var. Kişniş çok önemli Mustafa. Ama neden? Bak anasonla aynı familyadan olan şeyi, otu seçmiş, aromatik yapıyı birleştirmiş. Yani ya, bravo, tebrik ederim şefim. Aroma dengesini hani yakalayabileceğimiz mezeleri seçtim. Orada levrek marine benzeyen, aslında levrek ceviche var. Nar suyuyla yaptım. Biraz mevsimsel meyveleri de hani. Pazı var. Üzerinde istiridye mantarı var. Onda da bir susam yağı ve susam içinde mevcut. Bir de İzmirlilerin çok sevdiği rakıyla beraber hani yemekten çok hoşlandıkları limonlu ayva var. Limonlu ayva çok iyi. Bunların içeriklerini öğrendik ama niye rakıyla bunları... Hep böyle rakının klasik mezeleri vardır ya. Minacım, illa pardon. Yanına işte haydari olsun, cacık olsun, lakerde olsun filan gibi şeyler var. İşte mantarı böyle yapıp koymayıp da güveçte mantar yaptığım zaman yiyebiliyorsam neden bu şekilde daha modern bir sunumla yiyemeyeyim? O yüzden aslında biraz rakı dediğimiz hikayeyi globalde de birazcık konuşabilmek için, yabancıları da daha kolay kabul ettirebilmek için yöntemlerden bir tanesi de onların yiyecekleriyle de uyum sağlayabildiğini anlatmak. Hani buradaki sofra şu an gayet modern bir rakı sofrası. Ama dediğim gibi bu eskisinin kötü olduğu, yenisi mükemmeldir ya da yeni kötüdür, eski iyidir anlamında değil. Aslında sofrayı uzatmak, genişletmek anlamına geliyor. Şey oluyor mu? Mesela normalde çıksak... Yiyebilir miyiz? Sen bir yandan ye. Şimdi bu normalde bizi doyurmaz. Dolayısıyla böyle bir yenileme olayı var mı mezede? Yani yeniden geldi, bitti, yeniden geldi gibi bir şey var mı? Yoksa buna sadık kalın, bununla sınırlı kalın diye bir durum var mı? Şey diyoruz ya hani rakı sofrasında doymak için değil aslında
rahatlık olsun diye tüketiriz. Bu bize göre değil Mustafa, onu söyleyeyim. Hayır, ona doyma buna doyma. Ne zaman doyacağız? Hayır canım, yine doyarsın ama yavaş yavaş yemen lazım. Tabii ki de sen biterse çok ama hobi olarak. Bir de şöyle bir adap yok mu? Söyleyebilirsin ikinci kez yani, sorun yok. Ben uzanıp almıyorum mesela, Mina'ya rica ediyorum. Mina'cığım elden ele, o dayanışma, o böyle. Öküzlük olur öbür türlü. Evet ama zaten yani, adap hani demeyelim de şöyle uzanıyor olmak biraz zaten her evet sofrada garip bir şey. Irak sofrasında ama rakıyla ilgisi yok. Evet. Mina'cığım şunu bana uzatır mısın diye. Aynen. Arkadaşlar ciğeri alın, kalanını ben alacağım. Ciğer çok klasik şeylerden bir tanesi ama yanına koyduğu daha yenilikçi olan bir kısırla işte içinde pancarla, karnabaharla yapmış. Evet evet. O yüzden İlginç bir tık ciğer. Daha enteresan bir şey olmuş. Masada kısır var, ben mi göremiyorum? Bu. Oo, ama hiç turuncu değil sadece, pembe. Pancarlı mı? Evet. Peki arkadaşlar yeni yıl geliyor biliyorsunuz. Evet. Yeni yıl sofrasında rakı içilir mi bak? Aa, çok orijinal içilmesin bir soru geldi aklıma. Neden içilmesin? Bir şeyi kutluyorsun yani. Biteni de kutluyorsun, yeni gelene de kutluyorsun. Bir de uzun sürer yılbaşı. Evet, uzun. Evet, illa 12'yi beklemen gerekiyor evet ya, hani bir kere o var. Eskiden evet dansözü beklerdin ama ben şimdi ertesi günü çok seviyorum. Nasıl? Kalanları yemeyi. Genellikle hani hindi ve yılbaşı bir arada konulur ya, bizde öyle bir kodlama var. Halbuki değil yani, hindi bir Amerikan geleneği. Hani hindiyle rakı olur mu sorusunun cevabı niye olmasın? Hindi günün sonunda bir kümes hayvanı. Sadece çok ağır yemekler birazcık yorabilir. Vücudu yorar yani, sadece şeyi değil, ağır gelir yemek. Ama rakı uzun içilen bir içki. Ona uygun bir şekilde hindiyi sunmak iyi olabilir mesela. Ulan rakı balık diye biliyoruz, bilmiyorum. Ama olur mu? Ocak başında da rakı vardır. Ciğer. Sadece olur meyhanede yok rakı. Ocak başında da var. Mesela ciğeri ciğer göremedik. O bittiği için. Hangi ciğer? Mesela ciğer birazcık kendine özgü tatlılığı vardır. Anasondan gelen o tatlılıkla çok güzel uyum sağlar. Benzeri mesela piyaz en klasik mezelerden bir tanesi. Ya da işte plaki. Fasulyenin de kendine özgü bir tatlılığı vardır. O şeker değildir ama tatlı hissettirir yerken. Ya da İstanbul usulü yapılmış bir zeytinyağlı sarma, dolma. Senin hassas noktan onu biliyoruz. Orada ne vardır? İşte kuş üzümü, dolma fıstığı, tarçın, yeni bahar gibi baharat vardır. Aslında biz her ne kadar rakının yanına tuzlu şeyler tüketiyormuşuz gibi düşünsek de şeker olmasa da içinde o tatlılığı hissettirecek öğeler var. Bak ne kadar tatlı anlatıyor. Hiç ters köşe bir şey soramıyoruz. Tamam, anason her şeyle mi gidiyor yani? Anason yakışmaz dediğin hiç mi bir şey yok? Herhangi bir alkollü içkiyle çok acı bir şeyi tükettiğin zaman onlar damakta birleştiğinde anason kokusu geriye gidiyor. Sadece alkolün kokusunu alıyorsun mesela rakı için. Şarapta da aynı etkiyi yapıyor. Bay bay çiğ köfte. Orada ne kurtarıyor biliyor musun? Yüksek anasonlu rakı tüketmek kurtarıyor. Acı ne kadar öldürse de anasonun kokusunu tamamen yok edemiyor. Evet. Yeni yıl dileklerinizi alalım. Yeni yıl için heyecanlıyım. Şey öyle hoşuma mi gidiyor? 2022. Bizim hedefimiz biliyorsunuz memlekete hizmet Mustafa. Evet. Ayşe Hanım sizin? Gezmeyi, seyahat etmeyi, özellikle yemek içmek için aslında gastronomik anlamda seyahat etmeyi çok seviyorum. Bu son 2 yıldır biraz maalesef bunu yapamadığımız için onun bu sene bol olmasını diliyorum. Sağlıkla İnşallah beraber çok süper gezmeyi, yemeği içmeyi diliyorum. Efendim sizin bir şeyiniz var mı yeni yıl için? Çok fazla şey dileyemiyorum. Dilediğimiz olmuyor çünkü sonra. Mesela benim için en olmazsa olmaz şey yılbaşı sofrası için topik. Topik kendi yapmıyorsundur diye düşünüyorum. Yani. Mustafa hiçbir şey kendi yapmıyor. Hayır. Topik öyle bir şey topik değil. Topik çok zor bir şey. Topiği daha çok kurtuluş çevresinden tedarik ediyorum. Evet, yani orada çok güzel yapan yapıyorlar yerler var. Ayça şöyle yapalım. Bu konu çok uzun bir konu. Şimdi bir craft'ı konuştuk. Çok fazla soru geliyor. Bunların bir kısmı bence yanlış. Hani o öyle midir, böyle midir? Çay içilir mi? Ne kadar ne yapmak lazım diye bir öyle bir bölüm çekelim. Bir de şu balık rakı konusunu bir konuşalım. Bence evet, çok ya güzel olur. Yani hiç boşluk bir şey bırakmayalım. Biz yemeye devam ederken program bu bölümün sona ersin. Ben Deniz İlker Şenek değil. Öyle değil, normal bir. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ayça Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ben kendisi teşekkür ederim. Kendisi distile içkiler uzmanı. Distile içkiler uzmanı. Neyse, sohbetin sonunda da bunu söylediğin için çok teşekkür ederim. Fakat distile içki nedir tam anlayamadık. Bunu anlamak için devam edeceğiz bir sonraki. Hadi bakalım. Harika. Hadi bakalım. 2022'lere.